İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da yoğun kar yağışı. Artsakh'ta gönüllü savaşçı Andranik Papoyan ile röportaj. Artsakh'ın kültürel mirasının korunmasıyla ilgili dünyadaki yaklaşık 150 bilim insanından papalık makamına dilekçe. Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye yaptırımları genişletti. Orta Doğu'daki ABD ordusu maksimum savaş hazırlığına getirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, gittikçe daha fazla ülke Türk saldırganlığıyla karşı karşıya. 11 Aralık 1946'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu soykırımı ilk kez uluslararası bir suç olarak kabul etti. Batı Ermenistan'ın büyük bir bölümü Aralık ayının ilk günlerinden beri soğuk hava ve kar hakimiyeti altında bulunuyor. Bazı bölgelerde tipi ve sis etkilerini sürdürürken kar nedeniyle onlarca köy yolları ulaşıma kapandı. Özellikle Karin, Erzurum, Harbert ve Van illerinde buzlanma ve don tehlikesi var ve Van'daki geçen kış yaşanan çığ faciasından sonra bölgede yine çığ tehlikesi mevcut. Batı Ermenistan'ın devlet televizyonu olan Western Armenia televizyonunda cepheye giden gönüllü Andranik Papoyan ile görüştük. Savaş sırasında savaş alanında gerçekten neler olduğunu, cephe gerisinden gelen desteği anlattı. Aldığı mektuplardan, komuta ve teşkilattan bahsetti. Sohbet sırasında 18 ile 20 yaşındaki askerlerin kahramanlıklarını anlattı, gelecek planlarını paylaştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski el yazmaları müzesi olan Matenadara'nın sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında Artsakh'ın kültürel mirasının korunmasıyla ilgili dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 150 bilimsel kurum temsilcisi ve bilim insanı tarafından imzalanan bir dilekçenin Papalık Konseyi Dışişleri Bakanlığı'na sunulduğu bildirildi. Akademisyenler dilekçede şöyle yazdılar. Artsakh'taki insani felaketin yanı sıra bölgedeki yüzlerce erken ortaçağ, modern Hristiyan kiliseleri, manastırları ve birçok anıttan oluşan zengin Ermeni kültür mirası tehlike altında. Akademisyenler, Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bölgelerin Ermeni sanatsal ve mimari mirasının yakın geçmişte sistematik olarak nasıl yok edildiğine dair gerçekleri sundular. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar verdi. TASS Ajansı'nın aktardığı habere göre bu Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi katılımcılarının açıklamasında belirtildi. Zirvede Avrupa Birliği, birliğin ve üye devletlerinin çıkarlarını korumanın yanı sıra bölgesel istikrarı sürdürme kararlılığını sürdürüyor. Bu bağlamda zirve, AB Konseyi'ne Türkiye'nin Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin 11 Kasım 2019 tarihli kararına dayanarak ek bir kara liste yapma talimatı verdi deniliyor. Belgede Türkiye'nin maalesef tek taraflı ve kışkırtıcı eylemlerini sürdürdüğü, AB'ye, AB üye ülkelerine ve Avrupalı liderlere yönelik söylemini yoğunlaştırdığı vurgulanıyor. Politico gazetesi silahlı kuvvetlerinin bir yetkilisine atıfta bulunarak Orta Doğu'daki ABD ordusunun İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle maksimum savaşa hazır hale getirildiğini yazıyor. Gazete, Pentagon'un İran yanlısı güçlerin Irak'ta olası bir saldırısının endişe verici göstergelerini yakından izlediğini belirtti. Giderek daha fazla ülke yavaş yavaş Türk saldırganlığıyla karşı karşıya. News AM'in haberine göre açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan geldi. Ona göre ABD ve Fransa Türkiye'yi NATO ittifakı için bir sorun olarak görmeye başladı. Dendias, diğer ülkeler sorunun boyutunu henüz tam olarak anlamadılar. Sonuç olarak Türkiye'nin provokasyonlarına ve saldırganlığına tepki vermekte gecikiyorlar, diyerek devam etti. Şimdi gittikçe daha fazla ülke olayları bizim gibi anlıyor. Sorunun olduğu yerde hep Türkiye bulunuyor. Nuremberg davasının ardından avukat Rafael Lemkin, çabalarını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırımı kınayan uluslararası bir belge taslağının hazırlanmasına odakladı. 1946 yılının Ekim ayında Hindistan, Küba ve Panama, soykırım konusunun BM Genel Kurulu'nun ilk toplantısının gündemine alınmasını talep etti. Barış içinde işlenmiş olsa bile Genel Kurulu soykırım suçunu kınamaya çağırdılar.
11 Aralık 1946'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nürnberg'deki Uluslararası Adalet Divanı statüsünde yer alan uluslararası hukuk ilkelerini belirleyen 95 sayılı kararı kabul etti. Genel Kurul tarafından 96 sayılı kararı da onaylandı. Karara göre Genel Kurul soykırımın uluslararası bir hukuk suçu olduğunu onayladı. BM Genel Sekreteri Trygveli, Lemkin'den soykırım taslak sözleşmesi hazırlanmasını istedi. Taslak 1947'de Lemkin, Fransız hukuk uzmanı Vespasian Pella, Romanyalı avukat Donadier de Vabri tarafından Nisan-Mayıs aylarında geliştirildi. Soğuk savaş içerisinde bulunan Sovyetler Birliği ile ABD arasında var olan çıkar çelişkileri sonucunda konvensiyonun sonuç metni ve nihayetinde taslak yeniden tasarlanarak 1948 yılının Eylül-Aralık aylarında Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'na sunuldu. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme metni 9 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. İlgili bu sözleşmenin temel amacı soykırımın uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu teyit etmekti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zırır Etnografik Topluluk ve solist Arsen Grigoryan tarafından seslendirilen eseri sunuyoruz. من گلیم تنبور خارادیک خارادون که نستالاتی 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 Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.